Merhabalar. Ekonomide enflasyon raporu geride kaldı. 2 puanlık bir enflasyon hedefinde artış yapıldı. 36'dan 38'e çıkarıldı. Ancak %42'lik üst sınır, hata payının üst sınırı korundu. Ve Merkez Bankası bu kapsamda tedbirlere devam edeceğini, gerekirse ek faiz artışı yapacağını söyledi. Anladığımız kadarıyla Merkez Bankası kurların sabit seviyede bir miktar daha böyle gitmesini bekliyor. Ama bunun için likidite yönetiminde bazı sıkıntılar oluyor. Bunlarla uğraşmak zorunda kalıyor. Faizde %50 politika faizinde uzun süre korumak istiyor. Bunları yapabilecek mi bilmiyoruz ama olumlu sonuçlar alınmaya başlandı. Döviz rezervleri artıyor, kur sabit kaldı, enflasyon beklentilerinde beklentilerde iyileşme var. Bunun dışında Türkiye'nin risk primi düştü ve yabancı sermaye girişi hızlandı. Türk lirasına dönüş hızlandı. Hem yerli yatırımcılar Türk lirasına dönüyor, hem yabancı fon girişleri oluyor, hem de TL krediler yüksek olduğu için ve kur artık artmayacak beklentisiyle işletmeler alabilirlerse eğer yurt dışından döviz kredisi alabiliyorlar. Bunlar olumlu sonuçlar görülmeye başlandı. Ama yine de enflasyonla ilgili beklentilerde bir inanç eksikliği, güven eksikliği hissediliyor. Özellikle geçen hafta Koç Üniversitesi ile KONDA'nın ortak bir araştırması piyasanın beklentisi düzeliyor ama halkın yıl sonunda enflasyon beklentisinin hala %100'lerde olduğunu gösterdi. Bu çok önemli bir gösterge ve özellikle vatandaşın enflasyonun düşeceğine ilişkin beklentilerini güçlendirmek gerekiyor. Programın başarısı için de önemli. Şimdi ikinci bir aşamaya geldik. Parasal tedbirlerin yanında mali tedbirler de devreye girmesi gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek bunu sürekli tekrarlıyordu. Şimdi o sıra geldi. Pazartesi günü tasarruf tedbirleri, kamuda yapılacak tasarruflarla ilgili tedbirler açıklanacak. Bununla ilgili değişik yorumlar, duyumlar yazılıyor ama pazartesi belli olacak bu durum. Burada yatırımlarda acil olmayanlar dışında birkaç yıllığına bir dondurma yapılmasını, yatırımların durmasını bekliyoruz. Bu açıklanacak mı? Tek tek açıklanırsa tek tek yatırımlar açıklanacak mı? Bunu pazartesi günü öğreneceğiz. Ama en çok da kamuda tasarruf dediğimizde bürokraside, bina alımlarında, otomobil kullanımında, kırtasiye masraflarında, bina, kira ve alımlarında kamunun buralarda tasarrufa gidilmesini bekliyoruz. Ancak bu önemli olacak çünkü simgesel bir önemi de var. Tasarruf tedbirlerinin kapsamının ne olacağını önümüzdeki hafta boyunca konuşacağız. Şöyle düşünün, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın harcamaları için işte günlük, dakikalık şu kadar harcama yapılıyor gibi hesapların yapıldığını, bunların asgari ücretle, emekli maaşlarıyla kıyaslandığı bir dönemi yaşıyoruz. Bütün bunlar kamuda tasarruf yapılacaksa herkesin yapması gerektiğini, gerçeğini ortaya koyuyor. Son seçimler gösterdi ki AKP'nin oy kaybında kamu otoritesini kullanan kişilerin aşırı harcamaları, gösterişli konvoyları önemli bir rol oynuyor ve bu halkta güvensizliğin yaratılmasında önemli oynuyor. Niye? Çünkü enflasyon yükselirken geniş toplum kesimleri yoksullaştı. Yoksul kesimlerin yükü giderek ağırlaştı. Hatta orta direk yok oldu. Bütün bunlar olurken bu gösterişli harcamalar, kamu harcamaları insanların gözüne batıyor ve artık bunlarda tasarrufu yapılıp yapılmayacağı simgesel öneme sahip olacak. Bu açıdan bakıldığında pazartesi günü açıklanacak tasarruf tedbirlerinin Cumhurbaşkanlığı sarayı harcamalarını etkileyip etkilemeyeceği, kamu gücünü kullananların gösterişli konvoyları, gösterişli toplantılarının devam edip etmeyeceği önemli olacak. Piyasalar belki açıklanacak tasarruf tedbirlerinin bütçede ne kadar tasarruf sağlayacağını toplam olarak, işte gelir arttırıcı kalemler açıklanırsa pazartesi ya da daha sonraki günlerde bekleniyor. Bunların bütçe açığını ne kadar kapatacağına bakacak piyasalar ve buna göre bir hesap yapacak. Elbette bu yüzden önemli, çünkü parasal tedbirlerle enflasyonla mücadelenin artık sonuna gelindik. Mali tedbirlerin de devreye girmesi gerekiyor enflasyonu tek haneye indirmek için. Ama bunu yaparken piyasa buna toplam rakamlara bakacak, ama geniş toplumsal kesimler simgesel olarak bazı harcamaların dan tasarruf edilip edilmeyeceğine bakacak. Bunlar da şimdiye kadar hep söze edilen gösterişli harcamalar, gösterişli düzenlemeler, konvoylar, sarayın günlük harcamaları gibi ya da lüks sayılabilecek harcamaları gibi kalemler. Halkın güvenini sağlamak için, halkın vicdanını rahatlatmak için, halkın ben kaç yıldır fedakarlık yapıyorum ama artık herkes de fedakarlık yapıyor diyebilmesi için bu simgesel tasarruf kalemlerinin önemi çok büyük. Pazartesi günü bunları bir ölçüde öğreneceğiz ve belli ki önümüzdeki hafta boyunca bu tasarruf tedbirlerinin ne olduğu, yeterli olup olmadığı, bazı tasarrufların niye kapsama alındığı, niye alınmadığı, bunları tartışma imkanımız olacak. Özellikle halkın enflasyonla mücadele programına güvenmesi açısından kritik bir haftayı yaşayacağız diyebiliriz özetle. Tekrar görüşmek üzere.